Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Ben Yunus Biçen. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine eniklerimize spor yaptırıyoruz. Gel. Keçilerin yanındayız. Keçiler de bir güzel şeyler. Sen ne yapıyorsun kız? Gel, havar. Hayır. Gel buraya. Evet, Öke gel bakalım Öke. Gel. Maya hayır Maya. Aferin gel. Maya hayır dedim. Gel. Arkadaşlar şimdi her gün bu oyunlar şu an gerekli artık. Çünkü şimdi bu oyunlar tabii gerekli ama şöyle de bir durum var. Bunu fazla da sıklaştırmamak lazım. Çünkü dediğim gibi henüz gelişim. Hayır. Hayır Maya. Gelişim aşamalarını tamamlamadıkları için bu şekilde belirli sürelerde oynayacaklar. Hayır. Şimdi anneleri yok. Artık anneleri burada değil. Annelerini İstanbul'da Bilgin abimize sahiplendirdik. Yavrularımız da zaten 4 aylık olmak üzereler. Yani anne ihtiyacını görmezler artık. Çünkü bir temel eğitim aldılar. Bundan sonrası zaten buradaki her köpek onlar için bir eğitimci. Dediğim gibi bu tür oyunları fazla sıklaştırmamak lazım. Çünkü günlük aldığı gelişimi için özellikle yavruların enerji bellidir. Örnek veriyorum 4000 kalori, 3000 kalori, 3500 kalorilik bir besinle besliyorsunuz. Ve yavruyu sürekli koşturuyorsunuz. Sürekli bu arada oyun oynuyorlar burada. Sürekli koşturuyorsunuz işte. Ne yapıyor? Bu sefer yavru gelişim aşamasındayken gelişmek için tükettiği yiyeceği besini sarf ettiği enerjiye çeviriyor. Bu da gelişimini yavaşlatıyor arkadaşlar. Yani köpeğiniz boysuz kalıyor veya kemikler güçsüz oluyor veyahut işte dediğim gibi çok orantısız bir sal oluşuyor köpekte sürekli koştuğu için sürekli belirli kaslar çalıştığı için yani bu şekilde. Bu yüzden bu idmanları fazla sıklaştırmadan böyle ara sıra köpeğiniz 3 aylıktan sonra bağlıyken salıp oyun oynatıp bir de iki yavru ya da iki köpek şeklinde baksanız daha iyi olur. Çünkü ya bugün bir çocuğu ancak bir çocuk anlar. Yaptığı davranışlarla, hareketlerle yetişkin bir köpek de bu davranışları sergileyemez. Bu yüzden oyun arkadaşı şart yani. Yani bu şekilde yapmanız daha doğru olur. Hem birbirlerini de arkalarlar. Avar Akbey'in yanına gitmiş. Gel Avar. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Yani büyük köpekleri de tanımaları lazım. Çünkü o
tanışmalarda, koku alışverişinde. Peki gel. Köpek yetişkinin karakterini, baskınlığını kabul ediyor yani arkadaşlar. Hayır kızım bak. Demin kızdım. Hayır. Şu an bak koku duyuları ne kadar etkin. Şu an etrafı keşfedip dünyaya neyin ne olduğunu öğrenmeye açık bir haldeler. Yani şöyle eğitime aç ve eğitilmesi gereken zamandalar. Bu yüzden iyi bir eğitim almaları lazım. Hayır. Akşının yanına giderlerse akşın yavru eniklerden hiç haz etmiyor. Hiç doğurmamış. Hırlıyor şu an akşın onlara. Yaklaşmayın diye. Onlar da yaklaşmayacak. Gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Hadi gel. Keçilerin de keyfi yerine geldi. Bak beyin suyundan içiyorlar. Haydi, haydi gel. Haydi. Gel kızım. Gel, gel, gel. Yavruları çağırıyorum, keçiler de geliyor. Gel. Evet şimdi gel, gel mamanızı vereceğim, gel. İçerikleri anlatıyorum. Pirinç, yoğurt, et suyu, ekmek, biraz havuç. Bir de kara lahana var. Bu da rendelenmiş çok az. Yanına da değerli bir arkadaşımızın hediyeleri olan Junior Premium yavru yaş mamalarından katacağız iki tane. Tabii bunda omega 6 çok yüksek. Evet. Protein değeri düşük, güzel, fazla protein istemiyoruz çünkü zaten köpeklerimiz kilolular. Şöyle açalım bakalım. Evet görüyorsunuz mama da kaliteli mama. Düş, düş. Çok güzel. Şunu da açalım. Bunun içinden geçtik. Evet arkadaşlar bunu da açtık. Bakın şöyle görüyorsunuz yağları. Bunlar hindi yağı. Yavrularımız da sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet nasıl iştahla yediklerini görüyorsunuz. Thank you.
Var hayır ha var. Gel buraya. Evet, avar doydu. Gel. Şimdi geziniyor. Öke yemeği sahiplendi. Gel buraya gel. Bırak oğlum onu. Bırak, bırak. Lan. Mecbur birbirini kaçırtacak. Hayır, kardeşsiniz lan siz. Gel buraya.